Temelde 5 hedefi gözetiyoruz ve 22 önemli reform unsuru bu paket içinde yer alıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni yargı reformu stratejisini açıkladı. AKP'nin yeni yargı stratejisine göre yargı sisteminde köklü değişiklikler hedefleniyor. Paketle getirilen düzenlemelerin başında sivil ve askeri yargının birleştirilmesi geliyor. İdari, adli, askeri yargı gibi ayrımlar biliyorsunuz yargı sistemimizde hakim. Uyuşmazlık mahkemeleri söz konusu. Bütün bunlar tekrar gözden geçirilip mümkün olduğu kadar yargı sisteminin birbiriyle entegre, birbirinden bağımsız olmayan, birbirine çelişmeyen ve temel hukuk sisteminin her alanda uygulandığı bir yapıya dönüştürülecek. İstinaf mahkemelerinin kurulması da gündeme gelecek. Davutoğlu icra sistemini yeniden yapılandıracaklarını söyledi. İcra iflas sistemini yeniden yapılandırıyoruz. Bir başka düzenleme de ideal yargılama süresini kapsıyor. Geç gelen adalet, adalet değildir. Değişinde olduğu gibi. Şimdi her bir dava için veya dava türü için bir ideal yargılama süresi belirleyeceğiz. Zaman aşımına davaların önüne geçmek için yargılamanın makul bir sürede sonuçlanması için her bir dava türüne yönelik ortalama görülme süreleri belirlenecek. Ve bu da ilan edilecek. Gecikme olursa da bunun nereden kaynaklandığı konusunda da araştırma yapılacak. Pakete göre yüksek mahkemeler dahil tüm yargı kurumları faaliyet raporu hazırlayacak. Alınan kararlar gerekçeleriyle kamuoyuyla paylaşılacak. İkincisi, yargının hesap verebilirliği ve şeffaflığını artıracağız. Hukuki himaye sigortasının da hayata geçirileceğini belirten Davutoğlu, sigorta priminin bir kısmının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Pakete göre ücretsiz avukatlık sistemi genişletilecek, pro bono adı verilen gönüllü avukatlık sistemi hayata geçirilecek, noterlik sistemi de yeniden yapılandırılacak. Davutoğlu, paketle birlikte şiddet mağdurlarının kamuda istihdam edileceğini söyledi.